Eskişehir Ticaret Odası, üyelerinden aldığı destek ve şehrimize duyduğu inançla Eskişehir ekonomisi için öncülük etmeye devam ediyor. Bütünleşen ve aynı ideal etrafında birleşen bir Eskişehir için çaba gösteriyor. Eskişehir Ticaret Odası her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle hazırlanan 700 paket gıda yardımı şehrimizdeki okullar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Üyelerimiz ve Eskişehir için gayret gösteriyor, en yetkili kurum ve kuruluşlarla etkin ve sürekli olarak temaslar gerçekleştiriyoruz. Başkan Metin Güler ve beraberindeki ETO heyeti Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile bir araya geldi. Tüccar ve sanayicinin beklenti ve talepleri iletildi. Eskişehir'in geleceği için yapılması gerekenler değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı'nın odamıza gerçekleştirdiği ziyarette üyelerimiz ve Eskişehir için atılacak adımlar istişare edildi. Türkiye genelinde zaten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üst çalışmış olarak eğitim konusunda gerçekten çok duyarlı çalışmalar yapıyor. Ama özellikle de Eskişehir Ticaret Odası'nı biraz önce Sayın Başkan'ın kısaca özetlediği gibi eğitim konusunda çok ciddi katkılarda bulunuyor inşallah. Tüm bu süreçte Eskişehir Ticaret Odası yönetimiyle çok ciddi bir ajansımız ve valimiz, ajans yönetim kurulu başkanı olarak Sayın Valimiz çok verimli bir işbirliği sergilediler zaten. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat Mercan'la Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmede tüccar ve sanayicimizin sorunları aktarıldı. ETO heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Eskişehir milletvekilleri Salih Koca, Ülker Can ve Süheyl Batum'u ziyaret etti. Şehrin geleceği için tüm tarafların aynı masa etrafında toplanmasının önemi vurgulandı. Bilecik milletvekili Bahattin Şeker'le yapılan görüşmede her iki şehrin ortak projeler geliştirebilmesi ve bölgesel işbirliği geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. Ankara'da Kalkınma Bakanlığı Genel Müdürü Salih Köse ile bir araya gelen ETO heyeti planladığı proje ve çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Küresel vizyon odağında üyelerimize yeni ihracat imkanları sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Damir Zanko, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve beraberindeki heyeti ziyaret etti. Görüşmede Bosna Hersek Büyükelçisi Zanko, Eskişehir'le ticari hacmi geliştirmek istediklerini ifade etti. Üyelerimiz ve Eskişehir için şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğimizi pekiştiriyoruz. Ortak akıl ve iradenin önemini vurguluyoruz. Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Ara ve beraberindeki heyet Anadolu Üniversitesi'nde Rektör Profesör Doktor Naci Gündoğan'ın da katıldığı toplantıda işbirliği yapılabilecek sektörleri değerlendirerek nanoteknoloji laboratuvarı ve ileri teknoloji araştırma laboratuvarını inceledi. Çarşı kültürünün yeniden canlandırılması için Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'le bir araya geldik. Toplantıda Hamamyolu, Taşbaşı ve Odun Pazarı bölgesinde
esnaf ve tüccara yönelik yürütülebilecek projeleri değerlendirdik. Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İlker Özokçu'nun odamıza gerçekleştirdiği ziyarette E-Ticaret Kanunu ve İş Kanunu Torba Yasa Tasarısı hakkında istişarede bulunduk. Eskişehir Matbaacılar Derneği'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda matbaacıların yaşadığı sıkıntıların çözümü için neler yapılabileceğini görüştük. Görevine yeni atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı'yı ziyaret ederek başarı diledik. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın odamıza gerçekleştirdiği ziyarette ETO'nun yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdik. Girişimciliğin gelişmesi ve Eskişehir ekonomisine yeni halkaların eklenmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşbirliği ile kadın girişimcilere 300 milyon euroluk hibe imkanı sağlayan Kadın İşletmeleri Destek Programı ETO'da tanıtıldı. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin 26. programını başarıyla bitiren girişimcilere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Ulusal ve yerel basında Eskişehir ekonomisini başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz. Azim ve kararlılıkla üyelerimiz ve şehrimiz için çalışıyoruz. Dünden bugüne, yarından geleceğe. Eskişehir Ticaret Odası.